Bu video, ülkemiz ve dünya gündeminde olan suç örgütü niteliğindeki mafya yapılanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme niteliğinde olup, bu oluşumların yöneticilerini övme, kahramanlaştırma amacı taşımamaktadır. Mafya, günümüze kadar birçok köklü değişim geçirmiş olsa da Osmanlı'dan aldığımız miraslar arasındadır. Türk kültüründe yaygın olan kopuk, külhanbeyi ve kabadayı olarak adlandırılan gruplardan, şimdiki suç örgütlerine evrilen bu sistem, film ve dizilere konu olarak halkın ilgisini çekmeyi sürdürmektedir. Bir nevi şehir şövalyesi olan kabadayılarla şimdinin her türlü karanlık işlerini sürdüren mafya liderleri arasında işlev olarak benzerlik bulunmasa da, yaratılan korku iklimi zamanla kanunsuz ve kirli işleri yapan mafya olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu suç örgütlerinin birçoğu devlet adına da işler yaparak himaye görmüş, hatta resmi kademelerde görev dahi almışlardır. Bu videoda size Türkiye'nin en büyük mafyalarından 5 tanesini anlatacağım. Ama başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olarak videoların devamı için bize destek olabilirsiniz. Listenin ilk sırasında Nuriş kardeşler ya da Engin kardeşler olarak adlandırılan suç örgütünün liderliğini yürüten Nuri Ergin var. Aynı zamanda bu suç örgütü kamuoyunda Karagümrük Çetesi olarak da bilinmektedir. Şu anda cezaevinde olan Nuri Ergin aslen Erzurumlu olup 1964 yılında İstanbul Fatih Karagümrük'te dünyaya geldi. Necdet Ergin, Zeynel Ergin, Vedat Ergin ve Soner Ergin Nuri Ergin'in kardeşleridir. O dönem kumarhane işleriyle ilgilenen babası Nurettin Ergin, Nuri Ergin 12 yaşındayken dayısı tarafından öldürüldü. Nuri Ergin'in resmi kayıtlara göre işlediği bazı suçlar şöyledir: kasten adam öldürme, kasten adam yaralama, uyuşturucu ticareti ve haraç kesme. Bu suç örgütünün eylemleri 1990'lı yıllardan itibaren sıklıkla kamuoyunu meşgul etmiştir. Çünkü bu eylemlerin bazen magazinsel, bazen de siyasi yönü olmuştur. Genel olarak suç kapsamına bakıldığında Nuri Ergin'in liderliğinde olan bu suç örgütü, semt esnafını haraca bağlamış ve haraç vermeyi reddeden işletmelerin iş yerlerini kurşunlatmıştır. Örgüt bu eylemler dışında çek sene tahsilatı yapmış, kumar oynatmış ve uyuşturucu ticareti içinde yer almıştır. 1990'lı yılların sonunda Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in adliyeye duruşmaya getirildikleri sırada firar etmeleri gündem oldu. Ayrıca şarkıcı Sibel Can'a cinsel içerikli kasetle şantaj yapan Can Kuzu'ya yönelik zorla alıkoyma ve işkence yapma suçları da işlediler. Bunlara ek olarak 1999 yılında cezaevinde Sabancı suikasti sanığı Mustafa Duyar'ı öldürdüler. Bir diğer ses getiren suç eylemi ise Tansu Çiller'in başbakanlık yaptığı dönemde örtülü ödenek temelinde dolandırıcılıkla suçlanan Selçuk Pars adamı başından vurarak yaralamaları oldu. Bu ve bunun gibi suç eylemleri sonucunda Nuri Ergin ve Vedat Ergin'le birlikte 26 sanık müebbet hapis cezası ile cezalandırıldılar. Nuri ve Vedat Ergin'in kaldığı cezaevinde aynı zamanda Alaaddin Çakıcı da bulunuyordu. Daha önce aynı koğuşta kalmak isteyen Alaaddin Çakıcı ile Karagümrük Çetesi'nin lideri Nuri Ergin arasındaki gerilim 2000 yılı Mart ayı başında Nuriş'in Erol Evcil'den haraç istemesi sonucu patlak verdi. Evcil'le yakın olduğu bilinen Çakıcı bir görüş sırasında "Bu cezaevinde ikimizden biri fazla. Ya sen gidersin ya ben" diye bağırdı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Ergin, oturduğu sandalyeyi fırlatarak görüşme odasındaki güvenlik kamerasını kırdı. İkilinin kapışmasını güvenlik güçleri önledi. Nuri Ergin'in avukatları 9 Mart 2000'de basın toplantısı düzenleyerek haraç isteme ve konuyla ilgili yaşanan gerginliği yalanlayarak Ergin'le Çakıcı arasında bir husumet olmadığını söylediler. Ancak Nuri Ergin, yine avukatı aracılığıyla gazetecilere ağır ifadeler içeren bir mektup gönderdi. Mektupta Çakıcı'ya meydan okuyan Ergin, hesaplaşma ortamını yaratmış oldu. Çakıcı da cevaben gönderdiği basın açıklamasında "Benimle her kimin problemi varsa yattığım cezaevinin maltasında adliye koridorunda hesaplaşabilir. Biraz adamlığınız varsa basına demeç değil de bu cezaevinde siz 6 kişi bir arada yatıyorsunuz, ben tek yatıyorum. Gereğini yapmazsanız, yapmayıp da basına demeç verirseniz şerefsizsiniz" diyerek mektup savaşlarına son noktayı koydu. Bu karşılıklı artan gerilimin somut göstergesi 2000 yılında Alaaddin Çakıcı'nın talimatıyla Karagümrük lokalinin basılması oldu. Nuri ve Vedat Ergin ise buna karşılık olarak Gültepe ve Zeytinburnu'nda bulunan 2 kahvehaneyi kurşunlattırdı. Bu dönemde bir diğer önemli olay da Ergin kardeşlerin kaldıkları Uşak cezaevinde isyan çıkarmalarıdır. Bu isyanın nedeni, iddiaya göre Alaaddin Çakıcı'nın Ergin kardeşleri öldürmeleri için 8 kişiyi bu cezaevine göndermesidir. Bu isyanın sonunda Nuri ve Vedat Ergin farklı cezaevlerine nakledilmişlerdir. 11 Haziran 2021 yılında cezaevinde bulunan Nuri ve Vedat Ergin'in yardımcılarına İstanbul polisi tarafından operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda Nuri Ergin'in oğlu olan Anıl Ergin ve 18 sanık Metris cezaevine götürüldü. Örgüte yönelik olarak Yaşar Acim ve Gürcan Tanık suikast eylemi sebebiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Nuri Ergin'in cezaevinden talimatlar vererek eylemlerini devam ettirdiği ve cezaevinde olmayan kardeşleri ve yardımcılarının da örgüt eylemlerini gerçekleştirdiğini belirtti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Acim'in bir futbol maçında Erzurumspor taraftarlarının yaptığı Nuri Ergin tezahüratlarına Karagümrük tribünlerinin katılmaması nedeniyle saldırıya uğradığı belirtildi. Örgüt lideri Nuri Ergin'in cezaevinden telefonla aradığı kişilere "Ben ömrümü Karagümrük'e verdim, bu kadar ceza yattım. Erzurumlular Nuriş diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz?" diyerek kulüp başkanı Yaşar Acim ve yönetimindeki kişileri tehdit ettiği bildirildi. Yaşar Acim ve yanında bulunan Gürcan Tan, 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında saldırıya uğradığı ve yaralandığı anlatılan iddianamede sanık Nuri Ergin hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, 2 kez olası kasla yaralama ve 16 ayrı suçtan toplamda 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Listenin ikinci sırasında kaçakçılık dünyasının en ünlü suç lideri olarak kabul edilen Abuzer Uğurlu var. Uğurlu, 1943 yılında Malatya'da doğdu. 1966-1973 yılları arasında yurda kaçak silah sokulmasıyla ilgili olarak yargılandı ama delil yetersizliğinden beraat etti. Kısa bir süre sonra Bulgaristan'a yerleşti ve işlerini bu ülkeden yürüttü. 1974 yılında çıkan af yasasıyla bir kısım suçları affedildi. 1974-1979 yılları arasında Yıldırım kod adıyla MİT için çalıştığı iddia edildi. 1984'te MİT ve Emniyet'in beraber yürüttüğü Babalar Operasyonu sırasında tutuklandı. 1987 yılında tekrar tutuklandı ve 1988'de tahliye edildi. 20 Ekim 1999'da 4 yıllık firardan sonra kızının evinde yakalandı. 14 Mart 2007'de tahliye oldu. Abuzer Uğurlu, Sofya'dan kendisine gönderilen 7 kilo kokainin 31 Temmuz 1995 günü sınırda yakalanması üzerine 8 Ağustos 1995 tarihli polis ifadesinde hayat hikayesini şöyle anlattı. "Ben 1943 yılında Malatya'nın Pötürge kazasına bağlı Sinan köyünde dünyaya gelmişim. 1951 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'da Çemberlitaş muhitine yerleştik. İlkokul tahsilimi Mahmutpaşa İlkokulu'nda bitirdim. Ortaokulu Kadıköy Ortaokulu'nda tamamladım. Mahmutpaşa'da işportacılık işleriyle uğraştım. 1964 yılında askere gittim. Askerlik hizmetimi Ankara ili Tandoğan mevkiinde bulunan İnzibat Merkezi'nde tamamladım. 1966 yılında İstanbul'a geri geldim. Hırdavat üzerine dükkan açtım. Bu yeni dükkanım Mahmutpaşa'daydı. Çeşitli işler yaptım. En son 1968 yılı içerisinde kuru kahve dükkanı açmıştım. O tarihte kaçak olarak getirilen 200 kilo civarında kahvem polis tarafından ele geçirildi. Fatura olmadığı için hakkımda herhangi bir işlem yapılmaması için Bulgaristan'ın Sofya şehrinden Almanya'nın Münih şehrine kaçtım. 1968 yılından 1974 tarihine kadar Münih'te ve Sofya'da kaçak olarak dolaştım. 1974 yılı içerisinde çıkarılan af yasasından yararlandığım için dava düştü. 1974 yılında çıkarılan af yasasından sonra Türkiye'ye geldim. 1974 yılından 1980 yılına kadar Kadıköy Çifte Havuzlar Bağdat Caddesi'nde Batı Dilleri Lisan Okulu ismi altında iş yeri çalıştırıyordum. 1980 yılında 12 Eylül ihtilali oldu ve gözaltına alındım. Selimiye kışlasına götürüldüm. 1980 öncesi elektronik eşya kaçakçılığı yaptığımdan dolayı Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 4 No'lu Askeri Mahkemesi'nde yargılandım. 15 yıl hapis cezası aldım. 2 yılda Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Mataracı'ya rüşvet vermek nedeniyle Yüce Divan'da yargılandım. Toplam olarak 17 yıl hapis cezası aldım. Bu cezamın tam 7 yılını cezaevinde yattım. 1988 başlarında Tekirdağ cezaevinden tahliye edildim. İstanbul'a geldim. Kadıköy Kızıltoprak'ta 1993 yılı içerisinde Volga Dış Ticaret Limited şirketi adı altında konteyner işini kurdum. CIA raporuna göre bir zamanlar Türk mafyasının en büyük babası olan Uğurlu'nun adı 12 Eylül 1980 öncesinde birçok silah, sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarının işlendiği olaylarda duyuldu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun kitaplarında da adı sıkça geçen Uğurlu'nun Bulgaristan gizli servisinde de çalıştığı öne sürüldü. 1970'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin Bulgaristan merkezli Kintex şirketi himayesinde sağ ve sol örgütlerin tümüne Bekir Çelenk'le birlikte silah sattığı ileri sürülen Uğurlu, gıyabında açılan silah kaçakçılığı davasından beraat etti. Dönemin Gümrük Bakanı Tuncay Mataracı'ya rüşvet vermekten Yüce Divan'da yargılandı ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu davada emekli jandarma Assubay Harun Gürel'in İpsala Gümrük Müdürlüğü'ne atanması için Mataracı'ya 10 milyon lira rüşvet vermekle suçlandı. Aynı yıllarda yargılandığı gümrük kaçakçılığı davasından da 15 yıl hapis cezasına mahkum olan Uğurlu 7,5 yıl hapis yattı. Cezaevinde olduğu sırada Papa suikastı olayında Mehmet Ali Ağaca'ya yardım ettiği gerekçesiyle İtalyan yargıçlar tarafından ifadesine başvuruldu. İtalyan savcılara verdiği ifadelerde suçlamayı reddeden Uğurlu, 30 Aralık 1988'de Tekirdağ cezaevinden tahliye oldu. Uğurlu, hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılana kadar çocukları ve torunlarıyla nakliyecilik işi yapıyordu. Suç örgütü liderlerinin dizi karakterlerine sıkça hayat verdiği günümüzde, Abuzer Uğurlu'nun bir değil 2 ayrı dizide konu edildiği iddiası var. İlki neredeyse tüm suç örgütü liderlerinin konu edildiği Kurtlar Vadisi. Bu dizide Kurtlar Konseyi üyesi ve güçlü bir uyuşturucu baranı olan Hüsreva karakteri için Abuzer Uğurlu'dan esinlenildiği söyleniyor. Uğurlu ile ilişkilendirilen bir diğer dizi ise Yalnız Kurt. Dizinin son bölümlerinde Harun Karacabey karakterine yer veriliyor. Yalnız Kurt Harun karakteri dizinin en karanlık tiplerinden biri olarak görülüyor. Harun, Türkiye'nin son 50 yılında karanlık işlerin en tepesinde duran, CIA ve MIT destekli şekilde yeraltı dünyasında büyüyen ve karanlık işleri yürüten bir tiplemedir. Senaryoya göre onu kullanan en büyük odak ise Amerika Birleşik Devletleri istihbaratıdır. Dizideki senaryoya en uygun profil olarak Abuzer Uğurlu görünmektedir. Listenin 3. sırasında Sarı Avni lakabıyla tanınan Yaşar Avni Musullulu var. Rize'nin Çayeli ilçesinde 1942 yılında doğan ve Sarı Avni olarak tanınan Yaşar Avni Musullulu, Kırmızı Bülten'le arandığı 1980'de Avni Karadurmuş olan adını Yaşar Avni Musullulu olarak değiştirmek amacıyla Rize'de mahkemeye başvurdu. Soyadı tasihi yaptırarak nüfus kaydını İstanbul Beykoz'a aktaran Musullulu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından aranırken 21 Ekim 1981'de Beykoz Cumhuriyet Savcılığından sabıkasız kayda aldı. Bu belgeyle önce Londra'ya, ardından İsviçre'ye geçen Sarı Avni, İsviçre'nin ilk kadın adalet bakanı Elizabeth Kopp'un eşinin avukatlık bürosundan oturma izni alarak Sultan Reis'in seyahat ecentesi ve Odun Shipping deniz taşımacılığı şirketini kurdu. Kendini armatör olarak gösteren Sarı Avni, bir süre sonra Türkiye Zürih Başkonsolosluğu'nun dikkatini çekti. Uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçısı olduğu ortaya çıkan Sarı Avni, hakkında iade girişimi başlatılınca uçakla Bulgaristan'a kaçarak izini kaybettirdi. Interpol'ün Kırmızı Bülten'inde de ön sıralarda bulunan Sarı Avni, Amerikan Narkotik Bürosu'nca hazırlanan raporda dünyanın önde gelen eroin şebekelerine en fazla baz morfin sağlayan adam olarak yer aldı. Balgat ve Bahçeli Evler katliamlarıyla Papa'ya suikast olayına karışan ülkücü teröristleri gizleyip parasal olarak desteklediği öne sürülen Sarı Avni, 1985 yılında Zürih'te sağ kolum dediği Paul Varaydal'ın yakalanmasıyla güç anlar yaşadı. İtalya ile Amerika arasındaki kaçakçılık bağlantılarını kurduğu öne sürülen Varaydal'dan sonra Sarı Avni şebekesini yeniden oluşturdu. Yurt dışına kaçtığı 1980 yılından sonra uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığıyla yaklaşık milyarlarca dolar kazandığını belirten Sarı Avni, 1987 yılında İngiliz polisinden darbe yedi. Uluslararası üne sahip mafya lideri Sarı Avni'ye ait olduğu belirlenen 10 milyon sterlin değerindeki eroin, Londra'nın Holly Caddesi'nde ele geçti. Sarı Avni'nin daha önce mafyanın ölüm listesinde 1 numaralı kişi olarak bilinen ve İtalya'da devlet mafya savaşında ilk kez adalet çarkının çalışmasını sağlayan savcı Giovanni Falcone'ye karşı 21 Haziran 1989 tarihinde hazırlanan bombalı suikaste karıştığı saptandı. Öte yandan Interpol'ün Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Örgütü'yle birlikte yaptığı araştırmalar sonunda İsviçre'de özellikle İtalyan ve Lübnan mafyasının gelirini akladığı belirlendi. Ayrıca PKK, KUK ve Rizgari terör örgütlerinin sağladığı eroini Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlayıp karşılığında silah aldığı da iddia edilmişti. Musullulu, 90'lı yılların başında yasa dışı yollarla girdiği Türkiye'de Rıza Ekşioğlu isimli sahte kimliğiyle Altınoluk'a yerleşti. Herkese İstanbul'da tül perde fabrikasının bulunduğunu, astım hastası olduğu için oksijeni bol Altınoluk'a yerleşmek istediğini söyledi ve sahte bir dünya yarattı. Ancak bu sahte dünya 5 Kasım 1998'de çöktü. Dönemin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Emin Aslan yönetimindeki polis, yazlık villa arıyoruz bahanesiyle temas kurup son pazarlık için buluştukları lokantada oyun bitti, biz polisiz, seni almaya geldik, hadi gidiyoruz dediler. Sarı Avni polise hiç güçlük çıkarmadı. Yakalanmasından kısa bir süre sonra Musullulu'nun Susurluk kazasından 2 gün önce Altınoluk'ta Abdullah Çatlı, Sedat Bucak ve Hüseyin Kocadağ'la buluşarak yemek yediği ortaya çıktı. Musullulu polise verdiği ifadede 1985'te Türkiye'ye döndükten sonra 14 yıl boyunca Rıza Ekşioğlu sahte kimliğiyle Altınoluk'ta yaşadığını itiraf etti. Musullulu 6 ton 214 kilo 773 gram esrarın yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili yargılandığı davanın 5 Mayıs 1999 tarihli duruşmasında "Size hiç yalan söylemedim. Eğer ben ceza alırsam bunun günahı ve vebali Allah katında büyüktür" dedi. Mahkeme Musullulu'yu 8 yıl 9 ay ağır hapis ve 388 milyar 423 milyon 312 bin 500 lira ağır para cezasına çarptırdı. 6 Mayıs 2002'de şartlı salıverme yasasından yararlanarak tahliye oldu. Yaşar Avni Musullulu yakalandığı prostat kanserine yenik düşerek 2 Mayıs 2015 tarihinde 73 yaşında sırlarıyla vefat etti. Geride cevapsız sorular bırakan Musullulu'nun ölmeden önce 73 yıllık sırlarını 2 yakınına anlatıp bunları kayıt altına aldırdığı öğrenildi. Sarı Avni'nin "Ben öldükten sonra ülkenin durumuna göre bu sırları bir kitapta toplayın" dediği kaydedildi. Prostat kanserine yenik düşen ünlü baronlardan Yaşar Avni Musullulu'nun adı MİT raporunda geçti. Raporda Sarı Avni'nin 12 Eylül döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya ile olan yakın ilişkisinden bahsedilirken Şahinkaya'ya yurt dışında villa aldığı iddia edildi. Karanlık icraatlarını dünya çapında rahatlıkla sürdüren Atilla Kod adlı Musullulu'yu kollayan dışarıdaki ve içerideki isimler ise hep merak konusu oldu. Listenin 4. sırasında bir diğer suç örgütü lideri Ömer Lütfü Topal var. 1942 yılında Malatya Doğanşehir'de dünyaya gelen Topal, 1957 yılından 1965 yılına kadar İstanbul Beyazıt'ta bakır işleriyle uğraştı. 1972 yılının sonlarına kadar iplik ticareti yaptı. Tehdit yoluyla bono imzalatma, bıçaklama, yaralama, darp ve adam öldürme suçlarını işledi. 1977'ye kadar maden işleriyle uğraştı. 1977 yılında Yunanistan'da 5 kilo eroinle yakalandı. 20 Haziran 1978 tarihinde Belçika'nın Anvers şehrinde 6 kilo eroinle yakalandı. Belçika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne uyuşturucu göndermekten yargılandı. 1984 yılında serbest bırakıldı. 1990 yılında Büyük Kulübün işletme müdürlüğünü üstlendi. Sağ kolu Bülent Fırat hakkındaki cinayet davasında cinayeti azmettirmekten yargılandı. 1996 yılında iş ortağı Hikmet Babataş'ın öldürülmesi üzerine şüpheli vasfıyla yurt içinde arandı. Yurt içinde 20 adet, yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Azerbaycan ve Türkmenistan'da kumarhaneleri vardı. Kumarhanelerini Regal Turizm, Emperyal Otelcilik ve Leisure Investments firmaları aracılığıyla çalıştırdı. Emperyal Gazinosu'nda uyuşturucu sattığı ve rüşvet verdiği iddia edildi. Belçika gazetelerine göre 20 Haziran 1978'de Belçika'nın Anvers eyaletinde 6 kilo eroin taşırken tutuklandı. Gaziantep polisi tarafından çıkartılan Sadık Sami Onar adına üzerinde sahte pasaport bulundu. Ayrıca Belçika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne uyuşturucu transferiyle suçlandı. 14 Haziran 1978 ile 23 Temmuz 1981 tarihleri arasında Belçika'da hapsedildi. Daha sonra eroin kaçakçılığından kendisine verilen bir cezaya çarptırılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi. New York'ta yargılandı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülke çapında dağılmış kumarhanelere sahipti. 450 kişinin katıldığı ve 200 ünlü müşterisi olan yasa dışı bir işletmeyi yönetti. Maliye Bakanlığı tarafından 1999 yılında yapılan kapsamlı bir araştırma, Topal hakkında bazı gerçekleri içeriyordu. Bu gerçekler, 1991'de sadece bir kafeteryaya sahipti. Kumarbazların kredi kartlarından 4,1 trilyon lira çekmişti. Toplam 137 banka hesabına 14,5 trilyon Türk lirası, 98 milyon Amerikan doları ve 23 milyon Alman markı yatırıldı. 452 mülkünün önemli bir kısmı kumar borçları için ödeme olarak satın alındı. Önemli bir kumar geliri kaynağı pokerdi ve 1994 ile 1996 yılları arasında bu işten yaklaşık 750 milyon dolar topladı. Topal'a teftiş kurulu raporunda da uzun süre yer verildi. Raporu kaleme alan Kutbu Savaş, Topal'ın durdurulmaması halinde hükümete tehdit oluşturan bir uyuşturucu baronu olacağını yazdı. Ömer Lütfü Topal, 28 Temmuz 1996'da uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. bunun Susurluk skandalının başlangıcı olduğu söylendi. Topal'ın 1 milyar Amerika doları tutarındaki mirasından 22 şirketi, oğlu Murat Topal, kızı Elif Topal ve ilk eşi Safiye Belli'ye devredildi. İkinci eşi Birsu Hilal Altıntaş'a da birkaç araba, şirket ve mülk miras kaldı. Ölümünden sonra kumarhaneleri Ömer Gültekin tarafından işletildi. Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesinden sonra günde milyonlarca dolar ciro yapan kumarhaneler devri bitti. Kumarhaneler meclisten çıkan kanunla da resmen kapatılınca himayeci mafya örgütlerinin de önemli bir gelir kapısı kapanmış oldu. Listenin 5. ve son sırasında Nihat Akgün var. Nihat Akgün 1953 yılında Elazığ'da doğmuştur. Elazığ Spor Yönetimi'nde görev alan Talat Akgün'ün öz kardeşidir. Alaaddin Çakıcı'nın yakın dostudur. Eğitim hayatı oldukça başarılı geçen Nihat Akgün, lise yıllarında güreş sporuyla ilgilendi. Lisans eğitimini Avusturya'da tamamladı. Bu nedenle kendisine zaman zaman tahsilli mafya babası yakıştırması yapıldı. Tıpkı yakın dostu Alaaddin Çakıcı gibi çevresinde ülkücü mafya babası kimliğiyle tanındı. Uzun süre ticaretle uğraştı. Aralarında Akgün Otel'inde bulunduğu 15 farklı şirkette hissesi vardı. Halı ve kilim kaçakçılığı suçlamalarından dolayı bir süre cezaevinde yattı. Türkiye'nin en büyük uyuşturucu kaçakçılarından Ömer Lütfü Topal'ın uyuşturucu kuryeliğini yaptığı iddia edildi. Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve eski ortağı olan Gürel Aydın'ın kurşunlanması olayında adı karıştığı için tutuklandı. Ama yeterli kanıt bulunamayınca kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. 1986 yılında dönemin Eminönü Belediye Başkanı Tahir Aktaş'ın fedaliliğini yapması, kendisine geniş çevre edinmesine yardımcı oldu. Kendisine mafya babası yakıştırması yapanlara medya yoluyla cevap verdi. "Mafya lafını reddediyorum. Çünkü karanlık ve yasa dışı işe asla bulaşmadım. Ama baba olduğumu kabul ediyorum. Kabadayılıksa kabadayılık. Hiçbir zaman mertlikten kaçmadım ve kaçmam," dedi. 14 Nisan 1987 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen öğrenci yürüyüşünde sivil polislerle beraber birkaç öğrenciyi feci şekilde darp etti. Görüntülerin medyaya yansıması dikkatleri üzerine çekti. Akabinde 1989 yılında Eminönü Belediye Başkanı Tahir Aktaş'ın emriyle başlatılan yakım çalışmalarını gazete köşesinde irdeleyen gazeteci Aydın Özdalga'yı adamlarıyla beraber dövdü. Bir dönem politikayla ilgilendi. Hatta milletvekili olmayı da düşündü. Ama Alparslan Türkeş'in vefatından sonra Milliyetçi Hareket Partisi camiası ile arası iyice bozuldu. İstanbul'da yapılan Türk kurultayında mafya ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri tarafından salondan çıkarıldı. Olaydan sonra Milliyetçi Hareket Partililer ve Akgün arasında uzun süreli gerginlik yaşandı. İddialara göre işlemiş olduğu bazı suçlar şunlardır: halı kaçakçılığı, kasten adam yaralama ve ihaleye fesat karıştırma. 25 Kasım 1999'da Ataköy Regat'taki kendine ait Akgün Manya Balık Restorantı'nda sevgilisi Handan Ayral ve kum kapanı olayıyla tanınan Zeynep Uludağ'la yemek yerken Mustafa Akan ve Şaban Akan tarafından açılan çapraz ateş sonucu 11 kez kurşunlandı. İddialara göre Akan kardeşler, Nihat Akgün'ün cezaevi arkadaşı mafya babası Hüseyin Başak'ın adamlarıydı. Olayla ilgili suçlamalara cevap veren Hüseyin Başak, "Nihat Akgün'ün öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok. Aramızda husumet olsaydı işini cezaevinde bitirirdim," dedi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.